24'ten mutlu günler sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Akan. Hemen gündemi paylaşmaya başlayalım. Birazdan rakamları da vereceğiz. TÜİK Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Önce bunun ayrıntılarına bakalım. Endeks yılın 9. ayında %1.3 oranında geriledi. Ekonomik güven endeksi böylece Eylül'de 86 değerine çıktı. Endeks Ağustos ayında ise 87.1 değerini almıştı. Ekonomik güven endeksindeki gerileme tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Eylül ayında tüketici güveni 55.8, reel kesim güveni 99.7 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksinde ise artış 9. ayda da devam etti. 60.1 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ise 89.3 değerine ulaştı. Perakende ticaret güven endeksi de 97.6 değerine çıktı. Benzinin litre fiyatına gece yarısı 26 kuruş indirim yapıldı. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirim benzinin pompa fiyatına ise 25 kuruş olarak yansıdı. İndirimin ardından Ankara'da ortalama 7 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 94 kuruşa geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da ise 7 lira 12 kuruştan 6 lira 87 kuruşa düştü. İzmir'de de 6 lira 95 kuruşa indi. Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans yani sigortanın sigortalanması faaliyetindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirket doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini yapacak. Başta deprem riski olmak üzere doğal afetlere karşı daha güçlü yerli sigorta sistemi kurmak için önemli bir adım atıldı. Türkiye'de sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedarlığıyla Türk Reasürans AŞ kuruldu. Deprem başta olmak üzere doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans'ın maliyet avantajı oluşturması hedefleniyor. Aynı zamanda havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması da planlanıyor. Sigortacılık kanununda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ'nin stratejik planlarının başındaysa Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak yer alıyor. Düzenleme sayesinde yurt dışına aktarılan sigorta primlerinin de yurt içinde kalması sağlanacak. Sayın seyirciler, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle beyanname süresi uzadı. Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Buna göre mükellefler tarafından dün gün sonuna kadar verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Ve piyasalara bakacağız sayın seyirciler. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir de stüdyomuza. Hoş geldiniz Sadi Bey. Hoş bulduk. Yine piyasalara bakalım, ardından sizinle beraber gündemi değerlendirelim. Haftanın son işlem günündeyiz. Bakalım son durum nasıl? Önce Borsa İstanbul'u BIST 100 endeksine bakıyoruz. Güne yükselişte başladığını hatırlatalım. An itibariyle 104.089 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve yükselişte olduğunu da söyleyeyim. Yükseliş trendine ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Evet. İki sebebi var. Bir tanesi özellikle Amerika'daki gelişmeler. Neden? Çünkü özellikle Çin-Amerika ilişkilerinde farklı bir senaryo olabilir diye beklenti var. Sayın Trump'ın zora girmesi hadisesi var. Fed'in de özellikle tahvil alımıyla ilgili bir
beklenti oluştu. Neden? Çünkü likidite açısından sorunlar yaşanmıştı. Bütün bunlar dolar tarafını biraz zayıflattı. Bu da borsalara yaradı. Evet. Kurlar tarafına geçelim. Dolar haftanın son işlem gününde de 5.70'in altında hareket ediyor. Şu sıralarda bakıyoruz 5.67 seviyesinde. Avro'da 6.20'den işlem görüyor. Az önce söylediğimiz çerçevede Fed'in operasyonu ile küresel dolar endeksinde daha da düşüş bekleniyor. Tabii ki farklı etkenler de var dolar fiyatının ortaya çıkmasında ama bizde 5.70'in altı büyük ölçüde doların küresel zayıflamasıyla da ilgili ama faizlerimizdeki düşüşle de ilgili. Altın cephesinde durum ne bakalım? Güne yatay seyirle başladı. Altının gram fiyatı an itibariyle 272 lira. Çeyrek altında 446 lira oldu. Altında da net bir düşüş var. Eksi de altı. O da büyük ölçüde Sayın Trump'ın konumuyla ilgili. Ama tabii bu dün de konuşmuştuk. Kısa vadeli bir tartışma olabilir. O zaman altınla ilgili daha farklı senaryo çıkar. Neden Sayın Trump zora girince altın düştü? Malum gerilim azalacak. Biraz daha içe dönecek kendisi diye. Özellikle İran'a ve Çin'e dönük politikaları biliyorsunuz geriyordu. Güvensizlik oluşturuyordu ve altın yükseliyordu. Onunla ilgili bir ters senaryo ortaya çıkmış oldu. Peki. Petrole bakalım. Petrolde durum ne? Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde 62 doların üzerinde hareket ediyor. 62.47 dolar. Petrolde bizim istediğimiz bir tablo. Malum orada bu fiyat gayet makul bu ortalamayla. Zaten haberlerimizde verdiniz. Benzinde indirim geldi. Evet. Hani hep yükselince petrol zam yapılıyor. Düşünce indirim yapılmıyor diye bir algı var. Öyle değil. Otomatik bir sistem var. Uzun vadeli kontratlar var. Hangi kontratlar hangi fiyatla yapılıyorsa ona göre fiyatlara yansıyor. Evet. Pompa yansımasını da gördük. Son olarak faizleri de görelim. Tahvile bakıyoruz. %14.19. Repo %18. Faizimiz hatırlarsak daha birkaç gün önce ya da geçen hafta %15'lerin üzerindeydi. Evet. Bu da işte az önce söylediğim gibi faizlerde net bir gerileme sürecinin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Zaten bankalar tarafında da önemli adımlar gördük dün. Evet. Peki, dönelim gündeme. Şimdi öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diyelim. İstanbul deprem gerçeğiyle dün bir kez daha karşı karşıya maalesef geldi. Hep beraber yaşadık, tanık olduk. Şimdi her depremde olduğu gibi aklımıza ne geldi? Yapıların dayanıklılığı, kentsel dönüşüm. Evet. Yani. Ki biz bir önceki sarsıntıda geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Türkiye kentsel dönüşümü hangi noktada bunu bir daha bir fotoğrafını çekmek gerekiyor. Dönüşümün hızlanması için ki dünkü deprem bu gerçeği bize bir kez daha hissedilir biçimde hatırlattı. Dönüşümün eylem planı ne zaman hayata geçecek? Şimdi ne dersiniz? Bu sabah da konuştuk. Orta şiddette bir deprem ve inşallah herkesi kendine getirir dedik. Şu anda önceki hafta Sayın Bakan aslında dönüşümle ilgili strateji ya da plan açıkladı. Ama planda yöntem ve finansmanla ilgili daha çok şey olması lazım. Belki onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onların eklenmesi lazım. İşte orada kademeli olarak afet riskli yapı alanlarının önce dönüşümü öngörülüyor. Kaynak gerekiyor. İşte sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü, tarihi kent merkezleri, dere yatakları, Türkiye genelindeki riskli alanlar hepsi aşağı yukarı belli. Daha önceki bir döneme gidersek finansman için 100 ila 400 milyar dolar gerekiyor aslında. İşin püf noktası bu. Finansmanı bulamadığımız için biraz piyasanın da iyi olduğu bir dönemde müteahhitle vatandaş arasındaki pazarlığa bırakılmıştı dönüşüm. Artık öyle olmaması gerekiyor. Daha acil bir plan uygulanması gerekiyor. Örneğin Brezilya'da yapılmış, başka bir takım bizim gibi gelişen ülkelerde yapılmış. Kamunun bir şekilde işin içine girmesi lazım. Bununla ilgili yöntemler de var. Somut olarak birkaç tanesi bize uygun. Mesela riskli evini getir, yenisini al sistemi. Bu sistemi kurmak için de finansman çok önemli. Vatandaş bir anlamda pazarlık yaparken müteahhitle daha fazla şey istiyor.
can güvenliğini pek düşünmüyor. Belki bir fırsat olarak görüyor. Haklı tarafları olabilir. Ama deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu da gördük. Kamu özel ortaklıkları, belki örneğin şehir hastanelerinde kurulan bir sistem var. Bu belki burada farklı bir şekilde kurulabilir. Belediyelere çok görev düşüyor. Belediyeler belki tespit ettikleri mahalleler bazında çalışma yapıp oralardaki yıkımın ve inşaatın finansmanıyla ilgili özel sektörle nasıl bir işbirliği yapılabilir, artı nasıl kaynak sağlanabilir noktasına odaklanmalılar. Burada merkezi yönetimle de işbirliği yapmalar lazım. Depremde ne yapılabilir konuşuruz, çok konuşuluyor ama asıl bunları çözmeden deprem olduğu zaman yapılacakların yani asla küçümsemiyoruz ama elbette hayatta kalanların kurtarılmasıyla ilgili şeyler olduğunu unutmayalım. Şiddetli ve dayanamayacağımız bir yapı stokuyla yakalanacağımız deprem çok büyük ölümlere neden olabilir. O yüzden üzgünüz. Bireysel yani, önlemler yeterli olmayabilir. Orta şiddetli deprem gerçekten, hani bir gazete manşet atmış, 99 gibi korktuk. Hani 99 depremindeki gibi korktuk. Biraz öyle oldu. Sokaklarda kaldı insanlar. Evet. İnşallah dediğimiz gibi her bütün ayaklar, bütün taraflar daha makul olurlar. İnşallah. Şimdi yine deprem üzerinden bir konu daha gündemde. Tabii iletişimde kesinti yaşandı. Evet. Hatlardaki kesintinin nedenini konuşmak istiyoruz Sadi Bey. Çünkü Türkiye'deki operatörlerin güçlü altyapıları var. Buna rağmen uzun süreli kesinti öyle yaşadık. Öyle bir kabulümüz var. Evet, güçlü altyapıları var ama mesela Türk Telekom tarafında bugün bir özür açıklaması da yaptı. Çok önemli bir kuruluş ve çok büyük yatırımlar yaptı. Altyapı sistemini kuran bir marka, yabancı bir teknoloji şirketinin kurduğu sistemde sorun çıkmış teknik olarak. Bu tabii bir tecrübe. Başka şekilde yenilemek ya da başka bir partner bulmak gerekiyor belki. Ama yoğunluk nedeniyle geçici süre ulaşamama olayı ancak yeni bir, yani bu bizim 4.5G değil de 5G'ye geçildikten sonra mümkün olabilir. Biz bunu zaman zaman deprem dışında da yaşadık. Örneğin çok sayıda insanın katıldığı bir bir merkezdeki etkinlik olsun, seçim olsun, örneğin İstanbul Ticaret Odası seçimi olsun, bir yerde yapılıyor olsun ve 100 bin kişi gelsin, herkes bir anda telefona sarılınca ulaşamama oluyor. Ama bu bir zaaf işte. Esas olan deprem sırasında iletişimi kesilmemesi gereken ekipler ve kurumların iletişimleri kesilmedi. O güzel bir şey. Ama vatandaş için de artık yeni sisteme geçilecekse bütün bizdeki GSM ve Türk Telekom o konuda da yarışmaları lazım tabii. Ve dünya standartlarında kurulması lazım. Kesinlikle. Şimdi Türk Reasürans AŞ kuruldu. Bu hamleyi konuşalım. Ne anlama geliyor? Ve düzenleme sigortacılık sektörüne nasıl yansıyacak? Şöyle, aslında bu da depremle ilgili. Doğal afetler deprem tarafında çok büyük bir prim oluşacak. Bir takım zorunlu şartlar var biliyorsunuz. Deprem sigortası zorunlu doğal afetlerle ilgili. Hatta tarım tarafı. Sigortacılık sisteminde aslında küresel dev reasürans sistemi vardır. Yani bizden toplanan primler, sigorta şirketlerimiz onları da sigorta ettirmek için o küresel havuza giderler ve oraya bir kısmını öderler. Kendileri tabii hizmet ve komisyon alırlar. Buna belki benzetmek tam doğru değil ama belki algı olarak hani Visa ve Mastercard sistemini düşünün. Ödeme sistemidir ve küreseldir. Biz de kendi milli ödeme sistemimizi yapabiliriz ki yaptık, var bir tane. Ama küresel anlamda bir ülkenin kaynaklarının, örneğin sigortacılık sisteminde, reasürans sisteminde büyük bölümü yurt dışında bir fona gitmiş gibi oluyor. Burada devlet şöyle bir yol izliyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar da çok eskidir ayrıca. Evet. Hani milli reasürans kurumu vardır ya da sistemi vardır. Bu tek hissedar olarak Hazine Maliye şirketi kurdu ve bunu güçlendirecek önümüzdeki yıllarda.
kendi reasürans sistemimizde toplanan primler tekrar sigortalanacak. Daha güçlü bir fon oluşmuş olacak ve büyük bir fon da yurt dışına gitmemiş olacak. Önemli bir adım. İnşallah şey olur. Hani düşünüldüğü gibi yürür. İnşallah. Teşekkür ediyoruz Sadi Bey. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha geçmiş olsun hepimize diyelim. Çünkü onun deprem üzerinden konuşulması gereken konuları konuştuk. Sağ olun katıldığınız için. Bitiriyoruz efendim Kahve Molası'nı. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdiden iyi hafta sonları.